Emre'cim benim başıma nasıl bir bela açtın, bir anlat bakayım bana. Abi Sony'nin ZV1 F'ini verdik. ZV1, ZV-E1 full frame makinesini verdik bir tane. Hı hı. Şöyle ufak iki var. Bir tane geniş açı PZ-16-35F4 verdik. Hı hı. Senin diğer lenslerde kullanmak üzere 2x telekonvertör verdik bir tane. Type A 240 GB bir kart. Tabi bu ZV-E1 için değil. Değil. Senin bu evet, A, evet. Bu da ZV-E1 için V60 USB 2 256 GB bir hafıza kartı. Bir tane de nacizane yedek bile hediye ettik. Abi Emre'cim çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben Ergin Çamaç. Ben Damat. Fotoğraf çekmek olaya hoş geldiniz. Sevgili dostlar, beni bugün zaten az önce gösterdim ben size. Klas Foto'da gördünüz. Bir takım şeyler aldım. Şimdi oradan... En sevdiğim video bu arada. Ha. Kutu arkadaş. Şimdi bir takım şeyleri çıkartacağız abi aldıklarımızı. Şunları da alacağız. Şunlar zarzavat. Şunları alacağız ama esas şunu çıkartacağız. Ve şunu çıkartacağız. Şimdi sevgili dostlar, ilk cihaz esas önemli olan Sony'nin ZV-E1 marka kamerası. Şimdi bu ZV-E1'i niye aldın diyebilirsiniz. Yani senin abi X-H2S'in yok mu diye. İyi de ya abi, ikinci bir kamera gerekiyor ya bizim işte. Yani tek video kamera yetmiyor. Şimdi diyebilirsiniz ki abi sende A7 R5 de vardı. Ama i̇ki de yetmiyor gibi sanki. Ya bazen iki de yetmiyor ama esas iki, ben onu şey, daha ziyade fotoğraf kamerası kullanacağım için ve X-H2S'i de video kamerası olarak kullanacağım için FX3 de benim için gereksiz derecede yüksek ve pahalı olduğu için, F30'u da beğenmediğim için, FX30'u da beğenmediğim için bu yeni çıkan ZV-E1'i aldım. ZV-E1 biliyorsunuz full format Sony'nin 12 megapikselli birebir FX3 ile aynı şeyini kullanan, sensörünü kullanan ve aslında yeni işlemcisini kullanan ve FX3 ile olmayan yepyeni AI autofocus processing'ini kullanan bir cihaz. Şimdi çok düşündüm taşındım sevgili dostlar. Ben yani buna hangi lens almalıydım diye. Şimdi düşünün, 16-35 F2.8. Dünya para be. Sonra aklıma geldi şey, yani dedi ki, ben konuştum tabii orada Klas Foto'daki Emre kardeşimle de, oradan sonsuz sevgiler ve selamlar. Abi dedi, istersen Tamron'u düşün dedi, 17-28 dedi. Ama biraz inceledim, sarmadı beni. Sonra Sigma'yı inceledim, o da sarmadı. Sonra bir şey buldum. 16-35 Sony'nin F4 ve Power Zoom lensini. Onu da ilave ettim. Şimdi bu benim şey takımımdır. Sevgili dostlar, şimdi X-H2S'in dışın, yani X-H2S'e oranla Sony'de pozlama biraz sıkıntılı bir pozlama ve kesinlikle şöyle bir cihaz gerekiyor. Onu da aldım. Doğru renklendirmeyi yapmak için. O da geniş bir gri, ne deniyor buna? Gri board deniyor ya da işte ne deniyorsa. Onunla bitmedi. Tabii onun haricinde gerekli şeyleri de aldım. Kartları falan da aldım. Sağ olsun Emre bu kadar alışverişe elbette bir tane küçük hediye yaptı. Bir tane yedek pil verdi. Ama ben uzun süredir istediğim bir şey daha vardı. Ve herhalde Türkiye'deki son parçaydı. Çünkü bulamıyorlardı yani. O da biliyorsunuz ben 70-200 F4 almıştım. Sevgili dostlar, ona da çarpı X telekonvertörü aldım. Benim aldıklarım bunlar. Şimdi tek tek kutu açılışı yapalım. Yapalım. Ya ama buna bir tane bıçak gerekiyor ya. Şunu bir açmam gerekiyor ama bıçak gerekiyor. Bıçak mı gerekiyor? Yok, açarız buradan ya, değil mi? Aynen. Açtık. Şuradan açtık. ZV-E1'in kutusundan tabii bildiğiniz gibi kağıtlar çıkıyor, zarzavatlar çıkıyor, garantiler çıkıyor, kullanım kılavuzu çıkıyor. Ondan sonra yavaş yavaş da kutuyu açıyoruz. Kutuyla beraber şey çıkıyor.
Onun haricinde şöyle bir ne olduğu belli olmayan bakayım herhalde şeydi bu. Nem alıcı herhalde öyle olması gerekiyor. Yok. Ha, ZV1'in üzerine koyduğunuz deadcat. Çünkü kendi mikrofonla müthiştir bu ZV serisinin tabii. Sonra pili var burada. Onu da çıkartıyoruz. Pili bildiğiniz klasik o son zamanlar bütün Sony'lerin kullandığı pil. Ve esas bomba geliyor. Bomba geliyor abi. Yani şöyle şunu açalım da iyice görsünler. Çek. Ha. Arkadaşlar güzelliğe bakın ya. Yani bu kadar küçücük. Bu kadar küçücük. Bu kadar güzel. Bu kadar portatif. Komple. Yani ölçüsünün haricinde yapabildikleri deli olan bir kameradan bahsediyoruz. Hemen ben pilini koyuyorum içine. Becerebilsem koyacağım da. Koydum. Neyse. Şimdi şu anda burada şeyi de sevgili dostlar 256 MB'lık bir tane Lexar'ın V60 kartını seçtim. V90'a gerek yok. Yani o kadar para vermeyenize gerek yok. Açar mısın onu şunu? Gençler daha kolay yırtıyor böyle şeyleri. Tabii bunun ilk dezavantajlardan bir tanesi ne yazık ki tek kartlık yeri var. Onu da bulabilirsem sevgili dostlar. Ben hala yani bilmediğim bir makine olduğu için bazı şeyler... buradaymış. Oo, bir de yandaymış ha. Bak çok ilginç. Bunu hemen şuraya koyuyoruz sevgili dostlar. Evet bunu da kapatıyoruz. Yandan koyduk malı. Bunları oturttuk. Şimdi tabi bu tek başına yetmez. Ne yapacağız? Let's. Şunları da atalım şuraya. Ya. Uğraşmayalım. Uğraşmayalım şunlarla. Evet geldi sıra lensimize. Sevgili dostlar bu lensi de alalım. 16-35 f4 power zoom. Ya bütün bunlarla ilgili tabii ki ben size ayrı ayrı çok ciddi detaylı içerik yapacağım ama direkt ben bunu alıyorum. Of güzelliğe bak. Oğlum bu ne ya? Oo bu ne? Çantasıyla beraber geliyor. Çantadan bunu çıkartıyoruz. Çantanın içinde bir parça daha var. Sen şunu aç. Ben de bunu açayım. Evet. Sevgili dostlar şunun güzelliğine, kompaktlığına bakar mısınız? Sanki APS'li bir kamera ve APS'li bir lens var gibi ama biliyorsunuz bu full frame. Hmm. Şimdi ben bunu şimdilik böyle takayım. Sonra yapacağımız tek bir şey kalıyor çocuğum. Bunu da atalım buraya. Bunu da şöyle kenara çekelim. Bunu açacağız. Bunu açacağız. Ve kavuşturacağız. Birbirleriyle seviştireceğiz. Ve bu deadcat'ı de üzerinde koyacağız ki siz de görün. Deadcat'ı koymak için şuradaki hot shoe mount'unu çıkartıyorsunuz. Ve sevgili dostlar o hot shoe mount'unu da şöyle yanlamasına oturttuğunuz zaman şöyle bir olay çıkıyor karşınıza. Açıyoruz. Evet hadi bakalım. Şuradan. Pili bomboş. Açamıyoruz. Hiç önemli değil. Pilini şarj edeceğiz. Bir daha açacağız. Ve bu kamerayla ilgili çok şey anlatacağım ben size. Zaten ama ayrı bir içerik isterler herhalde. Ayrı, bayağı bir içerik isteyecekler. Evet. Hem lensle ilgili hem de şeyle ilgili tabii ki istenecek. Ve haklılar da istemekte. Hı hı. Sevgili dostlar, şimdilik... bir şey daha var ya burada. Ben elimle saklamışım bunu. Saklama oğlum, saklama böyle şeyleri ya. Şunu açsana. Tamam. Şimdi sevgili dostlar, bunu da ayrıca ben... Daha henüz içeriğinde yapmadığım 70-200 f4 G2 makro lensinde içeriğini yapacağım. Ve ben o lens için bunu aldım. Çarpı 2 teleconverter. Normal şartlarda ben çarpı 1-4'ten yukarı çıkmam ama yaptığım araştırmada çarpı 2 lensin keskinliğinden dolayı bayağı şey kurtardığını gördüm. Şu sahne çok iyi şöyle. Şöyle aynen öyle evladım. Şunu da şuradan çıkartıyorsunuz sevgili dostlar. Kutusuyla beraber kutusunu açıyorsunuz. Şöyle açıyorsunuz ve şöyle bir cihaz çıkıyor. Bununla da ilgili ileride
bayağı bir içerik yapacağız. Buradan sevgili Kras Foto ve Emre'ye sonsuz teşekkürler. Bunu ben epey bir araştırdıktan sonra, inceledikten sonra karar verdim. XH2 esimle beraber bu benim hakikaten müthiş bir biçimde hem vlog için gördüğünüz gibi gayet küçük, gayet kompakt bir kamera yeterli olacak. Hem de normal şartlarda FX3 kalitesiyle isterseniz yani şey çekin arkadaşlar, yani Hollywood filmi çekin bu. Öyle yani, sakın her eve lazım gibi bir şey herhalde. Her eve sen lazımsın yavrum. Yani senin gibisi yok. Her eve sen lazımsın çocuğum. Evet, bunu şarj etmemiz gerekiyor. Evet. Sevgili dostlar, kutulu açılışlarım şimdilik bu kadar. Onun benim kadar, benimle beraber benim kadar sevindiniz. Tabii bunları alırken de XS20 benim makine vardı. Ve 8 milimetreyi sevgili oğluma hediye ettim. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Tekrardan herkesin önünde tekrar teşekkür ederim. Sevgili dostlar, eğer bu içerik sizlere değer katı diyorsanız beğenme butonunu. Hala abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Çünkü biz bu ay biz beğendiyiz değil mi oğlum? Tabii, tabii. Bu ayı hep beraber büyütelim diyoruz. Şimdilik sağlık ile kalın ya. Yani huzur ile kalın. Barış ile kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çolaç. Ben o gün. Ben damat. Şimdi yenge nasıl bir de damat ilan oldu. Evet. Fotoğraf çekmek kolay, bugünlük bu kadar.